çıktı bir çığlara. Birden kendisini buldu bu zamanda. Kerim Zehra Ayşe ile arkadaş oldu. Koşuyorlar birlikte maceraya. Hasretin Hoca, zaman yolcusu. Kilo tartar mısın evladım? Gördün mü Tolga? İşte bununla Nasrettin Hoca ve çocukların neler yaptığını rahatlıkla görebileceğiz. Başımıza bir iş açılmasın Efe bak. Hoşlanmadım ben bu durumdan. Neden hoşlanmadın bakalım? Yani birini izinsiz izlemek doğru bir şey mi bakalım? Ya yakalanırsak? Öyle de biz bunu aslında iyi bir amaç uğruna yapıyoruz. Olmaz. Ben yokum. Sen demiyor muydun bu Nasrettin Hoca dedikleri amca aslında geçmişten geldi diye? Evet. Aslında Zehra, Kerim, Ayşe hatta Zehra'nın tüm ailesi bunu biliyor dememiş miydin? Demiştim. O halde al sana ispatlama fırsatı. İşte biz bununla oturduğumuz yerden rahatlıkla peşlerine takılacağız ve güvenli bir şekilde ne yapıp ettiklerini izleyebileceğiz. Demek güvenli. Tabii ya. Hem güvenli hem de kamerasında kaydedebildiğimiz için olan biteni ispatlama şansımız da var. Yani artık herkes bana inanacak mı? Sen de duydun değil mi? Ama günlerdir izliyoruz. Hiç garip bir şey olmadı. Nasıl yani? Zaman yolculuğu gibi mi? Madem bana inanmıyorsun, niye takip ediyorsun? Bir gariplik var evet. Onu bulacağız. Ama sen de azıcık rahatla. Hem bak eğleniyoruz. Bizi fark etmemiştir değil mi? Yok canım, nereden fark edecek? Takip mi ediliyorsunuz? Evet. Ha? Ama hocam sizi kim takip edecek ki? Ne demek kim takip edecek? Araştırmacılar, zaman makinesini ele geçirmeye çalışan kötü adamlar. Sen çok fazla film izliyorsun Kerim. Dünyada zaman yolculuğu yapmış bir insanın varlığının bu kadar gizli kalması bile mucize. Aha, öyle mi diyorsun? Kerim yapma. Bak Nasrettin Hoca'yı da tedirgin edeceksin. Ama bu çok ciddi bir mesele olabilir. Yani belki de ben kuruntu yapmışımdır. Ben hiç zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Evet evet. Bence de ben yanlış anladım. Hocam öyle demeyin. Yine de dikkat etmek lazım. Arkadaşlar sanırım Nasrettin Hoca endişe etmekte haklı. Nasıl yani? Az önce camdan bizi gözetleyen bir drone gördüm. Drone mu? O da ne? Böyle uçak gibi ama küçücük. Uzaktan kumandayla istediğin yere götürüyorsun. Emin misin Ayşe? Hı hı. Bunlar sakın Efe ve Tolga olmasın?
Efe babasının drone'undan bahsediyordu geçen gün. Demek beni izlemek öyle mi? Çok ayıp. Ne yapacağız hocam? İnsanları gözetleyen, onların hayatlarına saygı duymayan her kimse onlara bir ders vermek lazım. Hocam nereye? Önce şu uçan göz hakkında biraz bilgi edineyim. Bugün hiç çıkmayacak sanırım. Bu saat oldu, ne yapıyor içeride acaba? Cama da yaklaşamıyorum. Az kalsın yakalanıyorduk. Bence bugünlük ara verelim. İşte hareketlilik başladı. Tolga şunlara bak. Hepsinde bir gariplik var. Ne işler çeviriyorlar acaba? Evet çocuklar, hazır mısınız? Şüpheli davranıyorlar. Ve çok hızlı hareket ediyorlar. Bizim de hareket etmemiz lazım. Yoksa takip alanının dışına çıkacaklar. Hadi Tolga, yürü. Tamam, içeri girmemize gerek yok. Şuradaki bankta oturalım. Bakalım ne yapıyorlar. Hocam ne kadar yürüyeceğiz? Şöyle sık yapraklı bir ağaç bulana kadar. Hocam şunun gibi mi? Aynı onun gibi. Bu ağacın yapraklarından da hiçbir şey görünmüyor. Daha da aşağı insene. İnersem görürler bizi. Ne kadar da çok durdular. Ne yapıyorlar orada? Hah, Nasrettin Hoca göründü. Nasıl yani? Neler oluyor? Şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz ayrı yönlere gidip bizi takip edenleri bir şaşırtalım. Hangimizin gerçek Nasrettin Hoca olduğunu anlamak için mecburen alçalacaklar. Biz de yeterince alçaldıklarında cebimizdeki ağlarla onları yakalayacağız. hadi. Biz şimdi hangisinin peşinden gideceğiz? Demek benimle oyun oynuyorsunuz. Demek öyle. Beni seçtin ha? Ne kadar da hızlı koşuyor. Nasrettin Hoca bu kadar hızlı koşamayacağına göre bu olsa olsa gerimdir. Yakalayamadı tabii, beni vazgeçti. Yoksa koştuğum için Kerim olduğumu mu anladı? Ayşe'ye bak. Bu kesin Nasrettin Hoca. Yanında da eşeği. Ama emin olmak için alçalalım. İyi de bize tuzak kurdularsa bizi fark ettiler demek oluyor bu. Fark etseler ne olacak? Yakalayamazlar ki. Ama bizi fark ettilerse gerçekleri ortaya çıkaramayız ki. Demek öyle. O zaman madem öyle, biz de bu işi kökten çözelim. Önce şu Nasrettin Hoca kostümlerimizi çıkarsak mı? Hı-hı.
Şimdi ne yapacağız? Sadece bekleyeceğiz. Ne yapıyor bunlar? Tabii pes ettiler artık. Dikkat, dikkat. Bu bir polis drone'udur. Polis karakolu yakınında izinsiz uçmak yasaktır. Kumanda! Kumanda çalışmıyor. Drone'un kontrolü ele geçirilmiştir. Çok özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Madem beni çok merak ettiniz, bir sürü de zahmete girmişsiniz. Gelin bari bir tanışalım. Ama yüz yüze. Hıh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